Herkese merhaba, bu videomuzda da Voyager'ın stüdyo ortamını inceleyeceğiz. En sol tarafta stüdyo, kaydedilenler, paketler, telaffuzlar, destek talebi gibi alanlara erişebileceğimiz bir bölümümüz var. Hemen aşağıda kullanıcı bölümümüz var. Buradan hesabına giriş yapabilir ya da çıkış yapabilirsiniz. Aşağıda kalan aylık kelimemi ve kalan gün süremi gösteren bir alanım var. Oradan da kontrol sağlayabilirim. Seslendirme yapmadan önce en aşağıda bulunan kullanım kılavuzumuz var. Kullanım kılavuzunu okumamız çok önemli. Çünkü iyi bir seslendirme nasıl yapılır ona dair püf noktalarını bize içeriyor. Örneğin cümleler arası bekleme süresi. Satır sonundaki bekleme süresi butonuna tıklayarak cümle sonuna bekleme süresi ekleyebilirsiniz. Örnekte göstereceğim. Yeni satır eklemek için Enter tuşuna basarak yeni satır oluşturabilirsiniz. Satır silmek için de satır sonundaki silme butonunu ya da delete tuşuyla da satır silebilirsiniz. En iyi ses ayarını nasıl yaparım? Ses perdesi ve hız ayarları nedir? Ses perdesi ile seslendirmenin coşkusunu, ses hız ayarı ise de seslendirmenin hızını ayarlayabilirsiniz. Açılıştaki gelen değerler seslendirmenin en makul ayarlarıdır. Ses perdesi ve ses hızı değerini değiştirerek farklı tonlamalar da elde edebilirsiniz. Seslendirme yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar, noktalama işaretleri kullanımları tonlamalar için çok önemlidir. Özellikle virgül kullanımı cümle içerisine esrar verebilmenizi sağlar. Bazı kelimeleri, sayıları ve ifadeleri konuşma diliyle yazdığınızda daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Cep numarasını yazıyla yazmak telaffuzu iyileştirecektir. Yani rakam yerine yazıyla yazarsanız daha iyi bir seslendirme yapacaksınız. Seslendirme yapmadan önce yazım hatalarınızı ve noktalama işaretlerinizi mutlaka kontrol edin. Çünkü bu yapay zeka olduğu için nasıl yazıldıysa o şekilde okuyacaktır. Yanlış yazıldığı takdirde yanlış şekilde okuma sağlayacaktır. Noktalama işaretleri de hiç olmaması gereken yere nokta koyarsanız o noktaya göre bekleme süresi yapacaktır. Yani hatalı bir telaffuza yol açacaktır. Uzatma yapmak istediğim kelimelerde uzatılmasını istediğim sesli harflere şapka ekleyerek telaffuz düzeltmelerini sağlayabilirim. Bazı sesli harfleri iki kere kullanarak da uzatma yapabiliriz. Örneğin hakim, mal oldu gibi iki tane sesli harf yaparak uzatma sağlayabiliriz. Uzatmamasını istediğim kelimelerde ise uzatmalarını beğenmediğiniz kelimeleri bitişik yazarak hızlandırabilirsiniz. Yapay zekanın gereksiz uzatma yaptığı kelimelerde hecelerin arasına boşluk bırakarak doğru telaffuzu sağlayabilirsiniz. Örneğin platform, platform gibi. Herhangi bir olumsuz sorun ile karşılaştığınızda 7/24 destek üzerinden sorununuzu bize iletip sorunu çözüp harcanan kelimelerinize telafi edebiliriz. Editör içerisinde de her bir satır için 3000 karaktere kadar metin girilebilir. Kullanım kılavuzunu iyice okuduktan sonra seslendirmek için metnimize girelim. Örneğin şöyle bir örnek metin hazırlamıştım. Bir yazıyı, virgülümü koydum. Hatta şöyle olsun. Bir yazıya şekil, virgül, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin adı verilir dedim, aşağıya indim. Şöyle yazalım. Diğer bir ifadeyle virgülümü koydum. Şöyle olsun. Metin. Hatta aşağıya ineyim burada da. İletişim kurmak için oluşturulan cümleler topluluğudur gibi bir metnimi oluşturdum. En üst tarafta dilimi seçebilirim. Türkçe, İngilizce, Çince, Çekçe, Hintçe, Macarca gibi 51 tane dil olduğunu söylemiştik. Buradan istediğim dili seçtikten sonra hemen yanında ses seçeneğim var. Türkçeyi seçtim ve 6 tane ses seçeneğimi görüyorum. Hakan, Aylin, Berk, Berra, Meryem, İbrahim gibi istediğim sesi seçip seslendirebilirim. Hakan'la devam edelim. Dediğim gibi buradan okuma hızını ayarlayabiliriz. 1 olması gereken değerde 1'de tutuyorum. Buradan da sesin coşkusunu, vurgusunu ayarlayabilirim. Yine de bu 1-10 olarak olsun. Eğer ben bunları bu şekilde hallettiysem kullanım kılavuzunda bekleme süresini söylemiştik. Örneğin diyelim şurada verili nokta var.
Burada zaten noktadan sonra bekliyor. Ama ben cümle sonunda ekstra bekletmesini istiyorsam bu şekilde bekletmesini istediğim bir saniye olarak yapalım. Kaydet dediğimde ekstra bir saniye daha bekleyecektir beni. Yine aynı şekilde silmek istersem de satırımı buradan da silebilirim. Seçilenleri seslendir dediğimde bana metinlerimi derliyor. Hemen burada 23 kelime 4 satır olarak da görüyoruz. Metinlerim derlensin. Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin adı verilir. Diğer bir ifadeyle metin, iletişim kurmak için oluşturulan cümleler topluluğudur. Evet, bir yazıyı şekil diye okudu. Eğer ben buradaki telaffuzu düzeltmek istiyorsam bir yazıyı deyip noktalı virgül koyabilirim. Bir de böyle bir seslendirelim. Bir yazıyı, şekil, anlatım ve noktalama özellikleri daha düzgün bir şekilde okudu. Noktalama virgülünün öneminden bahsetmiştik kullanım kılavuzundan. Noktalama virgülü tam olarak bu yüzden çok önemlidir. İstediğimiz kadar paragraf yapabiliriz. İstersek buradan sonra direkt olarak bu bölümü bu şekilde aşağıya da atabiliriz. Şöyle, bir de böyle deneyelim. Şu satırı da komple sileyim. Bir yazıyı, şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan gibi de okutturabiliriz. Eğer arasına girmek istiyorsak direkt olarak aralarına girmek istediğimiz bölüme enter yapıp arasına da yazı yazabiliriz. Silmek istersek de bu şekilde silebiliriz. Bir de şundan bir bahsedelim. Örneğin ben buraya map yazdım. Açıklama yaptı olsun. Hakan bunu nasıl seslendirecek bakalım. Map açıklama yaptı. Map. Eğer ben bunu seslendirirken map gördüğü yeri Milli Eğitim Bakanlığı olarak oku diye istiyorsam şuradaki telaffuzlar bölümünden bu ayarlamamı yapabilirim. Ama önce buradan oraya geçmem için çalışmamı kaydetmem gerekiyor. Çünkü kaydetmeden herhangi bir yere tıklarsanız bütün çalışmalarınız çöpe gidiyor. Çalışmamı kaydet diyorum. Çalışmama bir isim vereyim. Demo olsun. Kaydet diyorum. Tamam dediğimde önce kaydedilenlere gelelim. Başlığımı, kaydetme tarihimi bu şekilde burada gördüm. İstersen buradan silebilirim ya da git dersem üzerine gelip istersen düzenleme işlemi, istersen de devam etme işlemini buradan da yapabilirim. Önce bir telaffuzlara gelelim. Telaffuzlardan da hatalı telaffuz giriyorum. Hatalı telaffuzum map olsun. Yani map gördüğün yeri şu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı olarak oku diyorum ben. Ekle dediğimde, tekrardan kaydedilenlere geldiğimde, git diyorum, seçilenleri seslendir. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Gibi düzenleme işlemi yapabiliriz. Bir de bir kadınla okutturalım, Meryem'le okutturalım. Seçilenleri seslendir. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Telaffuz da ekleyebiliriz. Tabi yazılımın kendine ait telaffuzları da var. Mesela adres yazarsanız işte sokak yerine sok, mahalle yerine mah yazdığınızda yazılım direkt onları sokak ya da mahalle olarak okuyor. Bu istisna durumlarda telaffuzunuz kendinizde bu şekilde belirtebilirsiniz. Seslendirme stüdyo ortamımız bu şekilde. Okuma hızlarıyla oynayalım. Şöyle yapayım, bir de bu şekilde bir vurgu ekleyeyim. Seslendir diyorum. Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Gibi sesi de tonlamasıyla oynayabiliyorsunuz. Eğer bu ses sizin için okeyse indirile basarak da bilgisayarınızı bu şekilde MP3 dosyası olarak da indirebiliyorsunuz. Paketler kısmında ise paket satın alabiliyorsunuz. Burada ücretsiz başlangıç, standart, gelişmiş, pro, ekstrem paketlerimiz var. İşte 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık ne kadar isterseniz de buradan paketlerimizi satın al diyerek satın alabilirsiniz ya da yükselt diyerek de yükseltebilirsiniz. Destek talebinden de neyle alakalı destek almak istiyorsanız mesajınızı yazıp mesajını gönder dediğinizde ekip arkadaşlarım size en yakın zamanda ulaşacaktır. Onun dışında kaydedilenleri gördük. Stüdyoya geldiğimizde stüdyo ortamına geri geliyoruz. Kullanıcı bölümünden de hesabınıza tıklayarak buradan satın alma geçmişini, bilgilerini güncelleyebilir ya da çıkış yapabilirsiniz. Tekrardan stüdyoya geldiğimde çıkış yapmak için de buradan çıkış yapma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.